Şimdi ilk durumda bir ne vermiş bize? 12 birim, 16 birim, 6 birim ve ikinci durumda 7 santim sola kaydırdığımızda B noktasının zeminden yüksekliğinin ne kadar yükseldiğini soruyor. Şimdi başlangıçta B noktasının zemine uzaklığı 18 birim. Çünkü 12 buradan 6 buradan yukarıya 18 birim uzaklık var. İkinci duruma bakalım. Nasıl anlayacağız? Şimdi arkadaşlar önce bir çubuğun uzunluğunu bulalım ki Çubuğun uzunluğundan yorum yapalım. Çünkü çubuğun uzunluğu değişmiyor. Sadece böyleyken şöyle göstereyim bakın böyle dönüyor yukarı doğru geliyor. Neden? Neden yukarı doğru gelecek? Çünkü biz bu kareyi böyle ittireceğiz ya bakın. Kareyi ittirince durum böyle olacak. Hatta bunun üzerinden bile yaparız. Kenarda bir önce sileyim sonra üstünden göstereyim. Kenarda göstermeye gerek yok. Şimdi e, burada benzerlik yapmayacağım. Dik üçgenle yapayım. Hadi bu soruyu. Tanjantla 12'nin 16'ya oranı Burada ne söyleriz? N t, y, t diyelim. 6'nın t'ye oranı da yine 12 bölü 16'dan 3 bölü 4'tür. t buradan 8 gelir. t 8 gelince nb 10 olur. Sonra 12, 16, 20 üçgeni. Demek ki ab uzunluğu 30 birimmiş. Şimdi ben bu kareyi siliyorum artık bunları. Kareyi böyle ittirdiğim zaman 7 birim sağ, sola. Şöyle bir görüntü olacak. Gördüğünüz gibi Çubuk o zaman daha da dikleşecek. Şimdi bunun boyu kaç birim artık? 30 birim. Şu B noktasına kadar olan uzaklık. Daha sonra soruda şunu fark edeceğiz. 7 birim bunu sola gönderince normalde AK 16 idi. Artık ne kadar olacak? 16-7'den 9 birim olacak. Devamında burası kaç birim? Zaten kareden dolayı 12 birim. Şimdi bakın burada şu uzunluğu bulacağız. Bu uzunluğu benzerlik yardımıyla bulabileceğiniz gibi buraya beta dersem sinüs beta temel trigonometriyle de yapabiliriz. Sinüs beta 9 12 15 yani 12/15. bölü Devamında BH diyelim yerden yüksekliğine hipotenüsümüz ne 30. Demek ki BH ne geldi? Buradan 24. Başlangıçta B'nin yere olan uzaklığı 18'di. Yeni durumda 24 oldu. Yani yere olan uzaklığı 6 birim arttı. B şıkkı. İkizkenar üçgen açı açıortay verilmiş. Şimdi bazen ikizkenar üçgende tabana dik indiriyoruz. Bazen de ikizkenar üçgenin taban açılarının eşit olmasından yararlanıyoruz. Bir de arkadaşlar, daha sonraki yerlerde de göreceksiniz. Şu dikmeler bazen bize alfa beta yapmaya e, fayda sağlıyor. Bakın ben buraya alfa dersem, ikizkenar buraya alfa dersem, dediğim gibi neden buradan yaklaştım? İkizkenar üçgen önemli. Normalde açı ortayın kollarına insanın dikin geliyor ama burada ikiz üçgende olunca bir bunu deneyelim bir de Şuradaki 90 derece Deniyoruz aslında başka şeyler yaptığınızda olmadığında Yeni yorumlar deneriz buraya da beta diyeyim Şimdi alfa artı beta 90 O zaman bak şimdi burası beta ise Mecburen şu üçgende Diğer kısımda alfa olması gerekmez mi o zaman burası da alfa oldu Fark ettiniz mi alfa 2 alfa toplamda 3 alfa 90 oldu Alfa bu yüzden 30 derece geldi. Şimdi artık 6, 6, burası 6 kök 3. 30'un karşısı 6 olduğu için 60'ın karşısı yine 6 kök 3. Sonra 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30 derecenin karşısı da 3 kök 3 olacak A şıkkı. Sınavda buna benzer bir soru vardı. Hatta görüntüsü neredeyse birebir aynı ama tabi burada farklı bir yorum soruluyor çok hafif. Ee, başlangıçta çivilerle tutturulmuş bir kare çerçeve var kapladığı alan 289 birim yani 17 birim bir kenarı A ve B köşeleri üzerindeki çivilerin çıkması sonucu bir tarafının aşağı kaymasıyla şekil ikilik gibi eşkenar dörtgen halini alan bu çerçevede A ve B köşelerinin yerden yüksekliği 8'er birim azalmış diğer iki köşenin konumu ise değişmemiştir diyor Şimdi buna göre A ve B köşeleri yatayda ne kadar birim sola kaymış ona bakalım bir kere e, ...yükseklik yerden 8 birim azaldığına göre... ...şöyle bir şey düşünürüm ben. Normalde bu hizadaydı. Aşağıda e, bu A noktası burada bir yerdeydi. Dik konumda. Aşağı doğru 8 birim azaldı. Yani burası 8. Ama çerçevenin kenarlarının uzunluğu değişmedi. Yani yine 17. O zaman burası 15 oldu. Tabii böyle olunca... ...hani biraz e, enteresan olacak. Öyle yapmayalım o yüzden. Hani şey Yanlış anlaşılmasın şekil. Tabii ki işleminizde hata yok da... Görüntü hata verir. Görüntü bakın şöyle olacak ki hani göstereyim. Şeyle karıştırmayın. Aa hocam niye o zaman değişmiyormuş yataydaki uzunluğu demeyin. Gerçek görüntü bu aslında. Bunun üzerinden konuşalım. Daha mantıklı olacak böyle olunca çünkü. Şimdi konum değişti 17. yük e, Uzunluk değişmedi. Neye dikkat edeceğim ama? A noktası yerden ne kadar azaldı? 8 birim. Yani başlangıçta buradaydı 8 birim aşağı indi. O zaman bak ne oldu? Burası 15 birim. Demek ki hem A hem B 17 santim uzunluğa sahip olduğu için 2 santim gördüğünüz gibi yatayda 2 santim sola kaymış oldu A'nın yeni konumu yani D şıkkı. Kareli zemin sorularında bence kenar uzunluklarına bir bakmak lazım. Mesela bakın burada AC'yi çizmişim zaten. AC'yi görüyor musunuz? Burada 1'e 3 uzunluk kök 10. 1'e 3 uzunluk kök 10. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Kareli zemin sorularında Dik kesişmelere veya açılara bence bakmak lazım. Mesela bakın. Bu üçgenle şu üçgen aynı üçgenler. Eş üçgenler. Böyle olunca burasına alfa e, bir birimi görüyor. Bak o zaman bu da alfa bir birimi gördüğü için. Eş üçgen çünkü. Buraya beta de üç birimi görüyor. O zaman buraya da beta de üç birimi görüyor. Buradan ne oldu? Alfa artı beta 90 geldi. E, alfa artı beta 90 ise... Böylece buraya 90 kalmaz mı? Kök 10 kök 10 olduğu için de açına geldi bak 45 derece geldi E şıkkı. Bir pano üzerinde bulunan 4 toplu iğnenin konumları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Mavi toplu iğne mor toplu iğne ile yatayda yeşil toplu iğne ile düşeyde aynı hizadadır. Yeşil toplu iğne kırmızı toplu iğneden düşeyde iki birim daha aşağıdadır. Mavi toplu iğne ile kırmızı toplu iğne arasındaki uzaklık 25 birim. Mor toplu iğne ile yeşil toplu iğne arasındaki uzaklık 15 birim. Mor iğne mavi kırmızı iğnelere yatayda eşit uzaklıktadır. Şimdi e, burada mavi ve yeşil düşeyde aynı hizada. Burada mavi ile mor yatayda aynı hizada. Sonra kırmızıyla mavinin arasındaki uzaklık 25 birim. Yatayda morun kırmızıya olan uzaklığı yani şurası morun maviye olan uzaklığına eşitmiş. Sonra düşeyde kırmızı 2 santim daha yukarıdaymış. O zaman burası böyle olacak. Daha sonra bize bir şey daha veriyordu. Morla yeşiller arasındaki uzaklık. Morla yeşil. Morla yeşil neresi? Şu. Morla yeşil arası uzaklık da 15 birimmiş. Böyle bir şekil gördüğünüz gibi. Burası 90 derece çünkü düşey ya burası 90 derece paralel burası 90 burası yine böyle 90. Şimdi burada ben olsam önce biraz özel üçgen denerim arkadaşlar olmazsa Pisagorlara girerim. Bakın 15 ile özel üçgenimiz ne, ne var? Bir de özellikle şu ikiden de yararlanacak şekilde 8 15 17 var. Sonra 9 12 15 var. Ben Buradaki 25'ten de ilham alarak biraz 7, 24, 25 olur mu acaba deyip şu uzunluğa 7 diyeceğim. Böylece burası 9 olunca bak 12 olacak. Sonra buraya 12 kaldı. Burası da ne oldu? 7 oldu. Böylece aslında 7, 24, 25, 9, 12, 15 üçgeni gerçekten sağladı. Böyle olmasaydı ne yapacaktım? Harf vererek iki tane Pisagor'la halledecektim arkadaşlar. Bizden kırmızıyla mavi toplayın arasındaki düşey uzunluğu istiyor. Yani buradaki bakın aralarındaki düşey uzunluk burası 7 birim olmuş oldu. Önce biraz özel üçgenleri deneriz Pisagor yapmak yerine. Olmazsa Pisagor'la yorumlarız. Vallahi bu soru gıcık soru. Çünkü işin içinde istemediğiniz 15 75 90'ın özelliği var. 15 75 90'ın özelliği H4 hda hiçbir problem yok. O iyi. Ama şu gıcık. A 2 artı kök 3 parantezinde A ve A kök 2 artı kök 6. Yani bu soruyu açık söylemek gerekirse bunu bilerek yapmak daha güzel. Daha doğrusu da, daha net. Bunu bilmeden oradan 15 kopar buradan bilmem ne yap şeklinde oluyor. Ve kitaplarda bazen çok istemesek de arada bu tarz sorular oluyor. Gözden e, hani her kitapta da olduğu için mümkün olduğunca kitaplarda birbirine bakıp en azından bir sorayım bari diyorlar. MEP'te müfredatta 15-75-90'ın özelliği direkt var mı? Hayır. Birleştirerek, keserek falan ama daha çok biz H4 aşı kullanıyoruz merak etmeyin. Hani canınız sıkılmasın bu soru üzerinden. Şimdi bir tane üçgenimiz var. ABC dik üçgeni. Sonra buradan bir tane A, D diktir B, C elde ediyoruz. Sonra şöyle BD D e, eşittir D, e olacak şekilde bir durum var. E, A AD 8 birimmiş. Bir de CEA. CEA işin biraz koptuğu nokta burası zaten. Burası da bakın 105 derece. Yani buraya kaldı 75. 45 45 90 üçgeni oldu burada. Şurası 45 derece, burası da böyle 15 derece. Üçgenimiz de bir dik üçgen. Şimdi burada bana 8 birim vermiş şurayı. O zaman şöyle bir şey diyeceğim ben en azından temel yorumlarımızı da yapalım tabii. Kaçmıyoruz hemen sorudan. Buraya A diyeyim. Buraya A diyeyim. Şimdi bakın burası 64 bölü A'dır. Neden? Öklit 64 eşittir BD çarpı DC değil mi? E BDA olduğuna göre DC ne oldu bakın? 64 bölü A oldu. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi artık o gıcık kısım. 75'in karşısı 64 bölü A. 15'in karşısının 2 artı kök 3 katına eşit. Buradan da a kare 64 bölü 2 artı kök 3. a 8 bölü 2 artı kök 3'ün kare kökü. Hemen şunu söyleyeceğim. Bir tane kuralımız vardı. 2 artı kök 3 bunu 2 ile çarpıp 2'ye bölelim. 4 artı 2 kök 3 bölü 2 diye. Hatırladınız mı bir tane formül tarzında bir şey vardı. Çarpımları 3'e toplamları 4'e eşit olan sayılarımız neler? 3 ve 1. O zaman A'yı şöyle yazabilirim bak. 8 bölü kök içinde köküç artı 1 bölü 2 şurasının karesi. Gördünüz mü? Bu şekilde bak. 3 ile 1'in çarpımı 3, 3 ile 1'in toplamı 4. Köküç artı kök 1 yani köküç artı 1'in karesi demektir şu 4 artı 2 köküç. Gerçekten karesini alın bakın. 3 artı 1 artı 2 kök 3 geliyor gerçekten köküç artı 1'in karesi. O zaman buradan 8 kökü çarpı 1 dışarı kökü çarpı 1 diye çıkar ama 2 mecburen ne olacak? E, kök 2 diye çıkacak. Ters çevirdim. 8 kök 2 oldu. Bana ne lazım şimdi? Kök 2 artı kök 6 lazım. Çünkü ben A sorduğu soru bana EC olduğu için A da buradan 8 kök 2 bölü kök 3 artı 1. Bunu gideceğim kök 2 artı kök 6 ile çarpacağım. Kök 2 artı kök 6 ile kök 3 artı 1 sadeleşirse kök 2. Kök 2 ile 8 kök 2'yi çarparsak 16 olmuş oldu E şıkkı. Özdeş dik üçgen şeklindeki gönyeler arkadaşlar. Bu şeklin adı gönye. Ee, burada birleştirilmiş ucuca ve EK ED uzunluğu verilmiş. Bizden de KD'yi istiyor. Burada kenarda ufak bir şey hatırlatacağım. 15-20-25 üçgeni özel bir üçgendir. Burası 9'dur, burası 16'dır, burası 12'dir, 15'tir, 20'dir. Yani bence bu üçgenin bütün böyle parçalarını bilmek lazım. İkincisi orta taban diye bir şey vardı arkadaşlar. Onu da kullanmak lazım. Şöyle bakın bu buna eşitse, bu buna eşitse paralellik vardır ve 2A'ya A olur tamam mı? Şimdi bakalım durumumuza. Burada... 15-20-25 üçgenimiz var burada bir tane. E, tam da BC kenarı. Buradan yararlanarak aslında EB'ye falan yorum yapabilirim. Çünkü şu AE'nin zaten 13 olduğunu biliyorum. Burası 7 birim. Bak ben buradan dikindireceğim. Böyle dikindirince şu özel durumu kullanmış olacağım. 9, burası 16, sonra burası 12. Şimdi dikkat edin. 16 burası, 16 burası. Orta tabanı olduğunu gördüm. Orta tabanı olduğunu görünce nereden bir de paralellik var bakın. 90-90 o zaman 12 ise buraya sını oldu orta tabandan 24. Yani KD'ye ne kaldı? Tamamı 25 olduğu için bir birim kaldı. Burada olay bu. Peki ben bunu hani nasıl akıl edeceğim? Biraz aslında tabi benzerliğe de kayıyor. Eğer daha yeni yeni geometri çalışıyorsanız. Burada tabi benzerlik benim aklıma gelmeli miydi olur ama. Bir noktadan sonra evet bu benzerlik kısımları özellikle dik kenar varsa dike paralel çekmek. Sonra ben şunu diyeceğim işte CD'yi bulmam lazım ki KD'yi bulabileyim. Çünkü KD'yi direkt bulamazsın. Aslında sana sorduğu CD. E CD'yi nasıl bulacaksın? Kosinüs teoremi falan belki düşünmen lazım. E onun için de her türlü bak F'den bir dikindirmek ihtiyacı oluyor. Bir de diğer taraftan gerçekten CD'yi bulmak için burada... Ee, özel bir yoruma ihtiyaç duyuyoruz doğrusu. Başka nasıl yapılabilirdi? Yani şu da denenebilir. Bazen hani ya burada zaten hocam bakın alfa var. Buraya da beta desem, ben böyle dikindirsem o zaman şöyle bir yorum yapamam mı? Sonuçta tanjant alfa ne? 3 bölü 4. O zaman buraya ben 3k derim, buraya 4k derim. 5k da buradan 20 olur. Ee, buradan da 4k 16 olur, 3k 12 olur. Böyle bir yorum yapsam. Sonra yine paralellik yardımıyla Yine şuraya gidiyor olay ama yine buradan bak bir indireceğim o zaman burası 12 Zaten biliyorum ee, Burasının 12 olduğunu görünce burası 9 zaten burası da 7 birim Yine şurası Alfa olmuş oldu Şimdi burası alfa olunca O zaman 12 16 3 bölü 4 burası da 12 oldu ve yine Buraya 1 kaldı yani yine zorlama oluyor bak o yüzden Geometriyi çok böyle uzatmadan güzel bir şekilde halletmek lazım ki konular arasında bağlantıları kurabilelim. İki tane açı birbirine eşit verilmiş. 4 ve 9 var. 10 BE nedir diye soruluyor. Aslında burada net sıradan bir yorum yapacağız bence. Alfa, alfa. İşin içine biraz açı girince 90 dereceler varsa daha doğrusu. işin içinde hem 90 derece varsa hem açılar varsa ben orada bir alfa beta 90 denerim bak. Şimdi burası beta alfa beta. O zaman kendiliğinden alfa artı beta 90 olduğu için bak buraya 90 kaldı. O zaman 4 kere 9 36 burası 6 oldu. Şimdi 6 8 10 böylece BE 4 geldi. Benden de zaten onu istiyor B şıkkı. Bu soruda biraz tahmin yapmak gerekiyor bence. Bakın şimdi. Bir tane dik üçgen düşünün. Yüksekliği ve tabanı e, parçaları tam sayı olsun. Ne var? 1, 9, 3 var. 10 santim için konuşuyorum. Başka ne var? Toplamları 10 santim olup çarpımları tam kare olan iki sayı. 2 ve 8 var. Bakın böyle gördünüz mü? Çünkü orada hakikaten bunu düşünmezsek bir, ne yapacaksın o zaman? Şöyle a çarpı 10 eksi a bir sayının karesidir dediğin zaman orada e, bir de ne var? 5 ve 5 var değil mi? Ama orada da e, ikiz kenar dik üçgenimiz yok. Bak şöyle bir şey olsaydı 5 kere 5 25 deyip öklit yine aynı şekilde mu muhteşem üçlüden şunu da yapabilirdik kenarda göstereyim bakın. Şu da olurdu ama 5 veremiyorum öyle bir üçgen yok çünkü. Ama o zaman 1 9 ve 2 8 mantıklı değil mi? Şu LC 1'miş sonra e, ikizkenar skener üçgeni simetreksini yani tabana inendik tabanı ikiye böler. Burası 5 sonra 2 kere 8 16 olması için CE'ye 1 kalır. Buradan da EH ne olacak? 2 çarpı 8 olması için bak 3 oldu. Hakikaten şu an AC 1 çarpı 9'dan karekökten 3. AE BE 2 çarpı 8 16'dan 4 gelmiş oldu. Bizden AB'yi istiyor. Şöyle büyütelim oraya odaklanın. Bakın burayı bulmak istiyoruz. Şimdi burası 3 birim. Burası öklitten 4 birim. Çizdim dik üçgeni. Şurası 1 bir birim. Burası da 1 oldu. 1 1 kök gelmiş oldu C şıkkı. Özdeş kitaplar verildiği için arkadaşlar dikkat eder misiniz? 1, 2, 3, 4. 4 tane kısa kenar bir tanesine eşit. O zaman buraya 4 birim dersem. Burası da 2 birim olduğu için 2 ve 4 hipotenüs bir dik kenarının 2 katıysa bu üçgen 30, 60, 90'dır. D şıkkı. Şekil 1'de ABC dik üçgeni BD doğrusu boyunca katlandığında A noktası E noktasıyla şekil 2'deki gibi çakışıyor. Daha sonra burada 45 derece olduğu verilmiş. ABD'nin o zaman burası da 45 derece. Buralar 12 verilmiş. Yani 12 kök 2. Katlamadan sonra neye dikkat edeceğiz? Bir kere katlamada arkadaşlar uzunluk ve açı değişmeyeceği için bakın burası 45. Burasının da 45 olduğunu atlamayın. Sonra 90 derece açı değişmez yine 90. 12 yine 12. Uzunluk değişmez yine DE 12. Böylece D açısına ne kaldı? 90 derece kaldı. Şimdi ne yapacağız bundan sonra? AD 12 olduğu için AC'ye 15 vermişti ya DC'ye 5 kaldı. 5, 12, 13 üçgeni oldu. C şıkkı. ABC açısının 90 derece olması için o zaman sadece B'yi yukarı kaydıracağız ya. Burada bir nevi öklit olacak bakın. Diyelim kaç santim yukarı kaydıracağım bilmiyorum ama görüntüyü göstereyim. Şöyle bir dik üçgen dikten dikindiği için öklit. AE 3 demiş. O zaman buralar özdeş olduğu için 3. Şurası da 9, 12. Burası da 3. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi burada 3 kere 12, 36. Demek ki bu yüksekliğin 6 olması gerekiyor öklitten. A, B, H kare eşittir. P çarpı K. Burası 12 oldu bakın. BC 5 olduğuna göre normalde B'nin yere olan uzaklığı 4 cm'di ama biz kaç olmasını istedik? 6 demek ki 2 santim yukarı kaydırılmalı C şıkkı. Şurası BCD olacak onu bir düzeltelim. BCDE dikdörtgenin yüzey alanı 24 artıyor. Yani aslında BCD normal sabit kalıyor ama toplam yüzey alanı 24 artıyor. Yani o, o da aslında düzeltilmeli değil mi? Hani dikkat etmek lazım. E, BCDE dikdörtgenin yüzey alanını 24 deyince az çok anlıyoruz. Alan değişmiyor o zaman artan kısım burası diye ama belki daha farklı ifade edilebilirdi o. Sonuç olarak buradaki üst yüzeyin alanı görünen yüzeyin alanı 24 artmış. 24 arttığına göre burası 4 olmalı. 4 zaten bu de 6 olmalı ve bize diyor ki B açısı 90'mış. Bu yüzden buradan öklit yaparsak H kare eşittir PK'dan 36 eşittir 4 çarpı 9 yani ef 9 oldu. Sonra ikinci durumda diyor, bu e noktasından 3 santim kaydırsaydık yine buradaki e, hangi açı? ABD açısı. Bu sefer burası 90 derece oluyormuş. 90 derece olunca artık biz BE'nin 6 olduğunu biliyoruz. BE 6 olduğuna göre diktendiğinde bu sefer 36 eşittir 3 çarpı ED. Yani ED neymiş? 12. ED 12 olduğuna göre buranın tamamı 12. FD'ye 3 kaldı. Cevap C şıkkı. Bu kamerayla dik açı yapacak şekilde gözlemlemek istiyormuş. Şimdi burası 9 birim. Kamerayı o zaman ileri ittirdik. Hani öyle bir noktada ki kamera. Bu açı 90 derece olacak. Bakın böyle bir görüntü. Dik açıyla gözlemlemek istiyor ve tamamını gözlemlemek istiyor. E burada artık aslında öklit. Şurası zaten 9 birim olduğuna göre. Sonra kapının uzunluğunda 25 olduğuna göre. Burası ne olur? 16. 16 çarpı 9 144. Yani burası 12 birim. Demek ki kapının 12 birim gerisine konmalıymış. D şıkkı. İkiz kenar bir üçgen o zaman AB eşittir AC 13 BH ile HC de eşit. Onları unutmayalım ki şöyle gösterelim. Sonra ikinci durumda demiş ki H üstünün A, H A olan uzaklığı 4 birim. E şimdi hemen buradan indirelim. Burası da 4 birim. Bir de neye dikkat edeceğiz? Hipotenüsün şurasının bakın 13. Buranın da 13 olduğunu atlamayın. Bu yüzden burası 9 olacak. Şimdi artık kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı şurada dik kenarın karesiydi. X kare eşittir. 9 çarpı 3'ten x'ine geldi? 3 kök 13. Bu arada bu 3 kök 13 neye eşit? Aslında Cismin yüksekliği bakın AH. Sonuçta o kopardığımız parça bakın. Bu yüzden 3 kök 13 oldu. Ee, cevap A şıkkı. Şekil 1'de boyları 14 ve 21 metre olan zemine dik iki direk tepe noktalarından mavi bir gergin telle bağlanmıştır. Daha sonra her iki direğe 12 metre uzaklıkta boyu 5 metre olan zemine dik şekildeki gibi başka bir direk yerleştirilmiş. Üç direk tepe noktalarından kırmızı bir gergin tel ile bağlanmıştır. Buna göre kullanılan kırmızı telin uzunluğu mavi telin uzunluğundan kaç metre fazladır? Bakalım. 14 metre ve 21 metre iki tane direk. Sonra diğer direğimizin uzunluğu 5 metre. Her iki direğe de 12 metre uzaklıkta. Aslında her şeyi vermiş bakın soruda böyle. Burası 12-12 diye söylemiş. 5 olduğu için yukarıya ne kalacak artık? 16. 12-16-20 üçgenin burada bir dik üçgen. Sonra 5 birim olduğu için yukarıya 9 kalacak. 9, 12, 15 üçgeni. Kırmızı telin uzunluğu 20 artı 15'ten 35 geldi. Mavi telin uzunluğunda direkt dik yamuk yani dik üçgenden yararlanabiliriz. Burası 14, burası 14, 21 olduğu için buraya 7 kaldı. Şimdi artık aralarındaki uzaklık 12, 12 olduğu için 24, 7, 24, 25. Bunların da uzunlukları farkı 10 birim geldi E şıkkı. Mavi ve sarı üçgenler verilmiş. Sarı üçgenin bir kenarı 4, mavi üçgenin bir kenarı 13. Ee, diğer kenarı da a, a'nın alabileceği değeri soruyor. Bir de AB arasındaki uzaklığı 13 vermiş. Şimdi bakalım. AB arasındaki 13, e, AB arasındaki uzaklık 13 olduğuna göre şimdi biz diğer kenarın 13 olduğunu biliyoruz ya. Şu uzunluğu arkadaşlar x diyelim, tamam mı? Şu ML ne olacak? 13 eksi x. Çünkü soruda bana 13 olarak vermişti bakın. Şimdi orayı 13 eksi x görünce şöyle bir dik üçgenden de faydalanalım tabii, faydalanalım tabii ki. Burası 4. O zaman ben şu diğer kenara x dediğim için buradaki am de x olacak. Şurası 13 eksi x. Şimdi bir dik üçgen. Bir kenarımız 13 eksi x. Bir kenarımız x artı 4 ve 13. Buradan x'e 1 verebiliriz. 5, 12, 13 olur. Veya x'e arkadaşlar 8 veririz. 5 12 13 olur. Şimdi x'e 1 verirsek ama şöyle bir problem oluyor. x'e 1 verdiğimizde CD bakın buradaki uzunluk ya gerçi orada şunu söyleyeyim. Yani soru 24 olarak kabul etmiş ama CD C'nin biraz ilerisinde kalıyor. O zaman şekli böyle düzeltip C burası 1 deyip böyle düşünmek lazım ama şu görüntüye bakarsak önce ben bir olması gereken göstereyim. x 8 geldi. Gördüğünüz gibi daha uzun daha uzun olduğu için de şuraya bakalım artık. Şöyle burası 4 birim. Buraya da 4 birim kaldı. Buradaki uzunluk 5, burası 3 oldu. Burası da 3 oldu. Bunun zaten demin 8 olduğunu söylemiştim. 8 3 daha 11, 4 daha 15. Ben alacağı değeri 15 derim. Ama buradaki şunu da söyleyeyim. Ya ben burayı 1 buldum. O zaman bu şekli kendimiz küçültelim. Ancak öyle bak bu şekli kendimiz küçültelim dersek bence cevap böyle 15 olmalı. Ama illa buna göre yapacaksak şu kenarı kısaltırım 1. CD arasındaki uzaklık yine 5 birim. Şimdi bundan yararlanarak bir dik üçgene yine bakalım 5 birim. Sonra burası 1, burası 3. Böylece 4 oldu. Burası 4, burası da 1. Diğer uzunlukta 9 geldi. Ben dediğim gibi burada e, şu uzunluk daha uzun göründüğü için... Ben 15 derdim ama oradaki uzunluk ihmal edilmiştir falan demesi lazım. alabileceği değerler toplamı bana sorarsanız 15. Ama hadi görüntüyü düzelttim. Bak buradaki uzunluğu ihmal et. Orada uzun görünüyor ama daha kısa yapabilirim deyip 1 dersek de 1 4 ve 4'ten 9 geldi. Toplamları 24 oldu. 3 tane özdeş mavi, sarı ve kırmızı şeklinde direkler var. Otobüs şu A noktasında direğe çarpıyor. Mavi olan kırılıyor, kırıldıktan sonra da mavi olan da kırmızının kırılmasına sebep oluyor. Burası 24 verilmiş, 18 verilmiş. Şimdi buna göre bakacağız. Bir kere BC arası 18. Ben buraya bir A diyeyim o zaman. Ben neyi biliyorum? Özdeş olduğu için artık A artı 18 olacak. Özdeş direğin uzunluğu. Buraya A artı 18 diyelim. Şimdi, pardon, onu düzeltmemiz lazım. A artı 18 değil, komple A artı 18. Buranın boyu, komple A artı 18. O zaman şuraya da haş dersek. Burası a artı 18 eksi h olur. Sonra yine şuradan da çekersem burası da e, ne olmuş olacak? a dediğim için a eksi h. Şimdi burası da 24. Şöyle bir dik üçgen çıktı bakın. Dikkat edin. a eksi h 24 birim ve a eksi h artı 18. Şimdi a eksi h, a eksi h. Bunu x gibi düşünürsek x... 24 x artı 18. Bu bana neyi hatırlatıyor? 7 24 25'i. x'e yani a h'a gerçekten 7 verirsek 7 24 25 oldu. Şimdi a eksi h artık burada 7 yazmış olduk. Buradan 7 e, buradan 7 24 25'ten burası 25 olmuş oldu. Soru bizden neyi istiyordu? Şu 25'i bakın a noktasının şuradaki uzaklığı 25 birim. Buna göre cevabımız A şıkkı oldu. Burada 8 metre uzaklıkta demiş. Daha sonra C noktasından 10 metre uzaklıkta yani 6, 8, 10. Daha sonra şurası 7 metre yükselmiş. 7 metre yükselmesi için ne olması lazım? İpin tabii ki 7 metre çekilmesi lazım değil mi? Ee, burada ne kadar çekerseniz o kadar gelir. Özel bir durum yok. Yani bu kuvvet sorusu falan değil fizikle karıştırmayın. Hani e, ne kadar çekersek A çekersek A yükseliyor. Düz mantık. Oradaki o kuvvet e, basınç bilmem ne onları bilmiyorum ben şimdi. Dolayısıyla 7 birim yukarı çekince artık buradaki ip 10 iken neye yükselecek? 17'ye değil mi? Başlangıçta burası 10'du. Burası 6. Son durumda ne oldu? 8, 15, 17 oldu. Dolayısıyla x'e 9 kalmış oldu. E şıkkı. A noktasından zemine dik olan 22 metre uzunluğundaki kalınlığı önemsiz ahşap direk B noktasından kırılıp C noktası direğe 6 metre zemine 4 metre uzaklıktaki D noktası ile çakışacak biçimde şekil 1'deki konuma gelmiştir. Daha sonra sarsıntıya dayanamayıp direk A noktasından kırılınca şekil 2'deki gibi B noktası E noktası ile çakışıp BD kısmı EF eşittir FK olacak biçimde eşit iki parçaya ayrılmıştır. AEFK düzlemsel olduğuna göre AK kaç birimdir? Şimdi e, bize ne vermiş? Başlangıçta 22 metre bir uzunluk vermiş. Ve D noktasının özelliğini de söylemiş. E, zemine 6 metre uzaklıkta. Şurası böyle. B A doğrusuna da 4 metre uzaklıkta. Toplam uzunluğa ne diyelim? Kendi vermiş zaten 22. Şuraya x dersem toplamda 22 olduğu için burası 16 eksi x olur değil mi? O zaman buraya da 16 eksi x kalır. Şimdi zemine 4 metre diyormuş. Aa düzeltelim pardon affedersiniz. Zemine 4 metre uzaklık diyormuş. O zaman dikkat edeyim direğe 6 metre zemine 4. Çünkü orada bir uzunluk fark ettim bir acayip geldi. Özel üçgen geliyoruz normalde orada mı yandım Pardon. Şimdi 4 buraya x dersem totalde 22 idi. Ne kalır yukarıya 22 olması için? 18 x x. Kırılan kısım nereye geliyor? Buraya 18 x x. Hakikaten bak x 6 18 x x. x ne oldu? 8 birim oldu. Bu yüzden de 18 x x 10 geldi. Şimdi kırılan kısım bd kısmı söylüyor bakın soruda. Burada eşit 2 tane parçaya bölünüyormuş Yani 10 olduğu için buralar böyle 5 5 oluyor. Sonra BA kısmı 12. işte o AE kısmı. Çünkü A'dan bir nevi döndü. Şu E dediği eski B noktası. Bu yüzden 12 oldu. Burası da 13. AFK uzunluğu toplamda 18 geldi. D şıkkı. LKM üçgeni AKM olacak şekilde A köşesine yerleştirilmiş. Yani LA'ya denk gelmiş. Buradaki M de bakın. BC üzerindeki bir noktaya denk gelmiş. M şeklinde açı ortaya oluşmuş. Bir de ikiz kenar oluşmuş. Aslında arkadaşlar biraz işin içine 90 derece ve e, açılar girdiği zaman bir alfa beta 90 yapmak gerekliliğini söylüyorum ara ara. Burada da onu söyleyeceğim. Hele bir de ikiz kenar üçgen var. İkiz kenar üçgende tabanla ilgili bir durum olduğunda tabana dikindiriyoruz. Ama onunla ilgili bir durum olmadığında Açılardan da yararlanmak lazım. Bakın taban açıları alfa alfa. Ya tabana dikindiriyoruz ya açılardan yararlanıyoruz. Ters açıdan bu da alfa. Buraya beta diyorum. Burası da beta olacak. Şimdi ilginç bir durum oldu. Onu fark etmek önemli. Şöyle büyüteyim. Beta alfa. E, alfa artı beta 90'dı. O zaman soru söylememesine rağmen burası ne çıktı artık? 90 derece. Yani M köşesinde şu üçgenden yararlanarak alfa ve betanın 90 olmasından yararlanarak... Orada da aynı alfa ve beta olduğu için 90 olduğunu gördük. Şimdi soruda bize BC'yi 10 vermişti. Burası 8. Artık 90 derece olduğu için 60'ın karşısı 8 kök 3. Şimdi 64 çarpı 3 192. 4 daha 196. Böylece AB'nin karesi 196 olduğu için AB 14 geldi. D şıkkı. Özdeş kalemler verilmiş uzunlukların eşit olduğuna işaret ediyor bu. O yüzden Mümkün olduğunca tek harfli olayı çözmeye çalışalım. Şimdi şuraya A desem. Kalemin boyuna ne demiş oldum artık? A artı 11 demiş oldum. Kalemin boyu değişmez. Burada da yine ne olacak? A artı 11 olacak. Şimdi şöyle bir dik üçgen ortaya çıkmış oldu burada. Bu dik üçgen sayesinde ne diyeceğiz? A artı 11. Sonra A artı 7 ve 12. Ne var böyle olan üçgenimiz? 12, 16, 20. A'ya 9 verdiğim zaman gerçekten 12, 16, 20 olmuş oldu. Şimdi artık kalemin uzunluğunun 20 olduğunu gördük. Şöyle 20 diyelim. Sonra şu A yani DC kısa kenarında 9 olduğunu gördük. 9, 12, 15'ten BD 15 oldu. Geriye ne kaldı? 5 birim. Şimdi çok düz hani bu kadarcık temel benzerlik belki hatırlıyorsunuzdur. Karşılıklı oranları aynıdır. 15'in 5'e oranı 12'nin x'e oranı. Böylece cevabımız ne gelmiş oldu? 4. Yok hocam ben oradan yapamam diyenler için. Şöyle bakalım bir. Şuradan bir dik indirelim. Şimdi şurada arkadaşlar 9, 12, 15 üçgeni. Tanjant alfa ne? 9 bölü 12'den 3 bölü 4. O zaman buraya 3K'ya 4K dersin. 3K, 4K, 5K, 5. Buradan yine 4K, 4 olur. Yani temel benzerlik burada işe yaradı. 250 ya biz onu 25 gibi düşünelim arkadaşlar. Uğraşmayalım şimdi büyük sayılarla. Şimdi ED 15 verilmiş. E 15, 20, 25 üçgeninden lazım olursa EC 20. Sonra bir bilgi daha var. AD eksi EB. Şimdi AD burası. E burası ve EB arasındaki fark da 2'ymiş. Ben buraya x dersem AD'ye x artı 2 derim. Yazıyorum bakın burası x, toplamda x artı 2 15 daha x artı 17. Hipotenüs ne? 25. x x artı 17 25. 7 24 25 üçgeni. x'e 7 verdiğim zaman gerçekten 7 24 25 oluyor bakın. EB uzunluğunu artık 7 yani 70 bulmuş olduk. ED uzunluğu ED neresiydi? Ha, orada yanlışlıkla şey yazılmış. ED değil de o BC olacak arkadaşlar. BC. Şimdi biz Burayı hatta şöyle direkt burada arkadaşlar baktım şimdi kontrol ettim. Burada B, soruyormuş. Yani bize sorduğunuz cevaplasaydık biz E, D ile yok bizim hani bir hatamız yok. E, B'yi 70 bulduk. D, E'yi 150 bulduk. Cevabın 220 olması lazımdı. Bunu yaptıysanız tamam problem yok. Soru B, soruyormuş arkadaşlar. Şurayı onu da cevaplayalım. Madem öyle 70 Burayı biz zaten 200 bulmuştuk. BC'ye de 130 kaldı. Cevap bu yüzden B. Uyumsuzluk sıkıntısından dolayı 220 bulduysanız problem yok. Her iki kat arası 2 santimdenmiş arkadaşlar. 2 metredenmiş. O zaman şurası 6 metre olacak. Uzunluk zaten 10 verilmiş. Demek ki iki daire arasındaki uzaklık 8 metreymiş. Şimdi ikinci durumda bilmiyorum. Buraya X diyelim. Şuraya arkadaşlar 8 eksi x diyelim. Burada bakın 4 kat var 8. Burasının uzunluğuna y diyelim. Bunların uzunluğu eşitmiş mavilerin buna da y diyelim. Burası da 3 çarpı 2'den 6 oldu. 8'in karesi artı x'in karesi eşittir. 8 eksi x'in karesi artı 6'nın karesi. 64 artı x kare eşittir. 64 artı x kare eksi 16 x artı 36 x kareler gitti. 64'ler gitti. 16 x eşittir. 36 oldu. Sadeleştirirsek 4'e böl 9. 4'e böl 4 olacak. X'i 9 bölü 4 bulduk. O zaman 8 eksi x de 8 eksi 9 bölü 4'ten 32 eksi 9 25 bölü 4 olacak. Bizden ne istiyordu? Bunların aralarındaki uzaklığı. Şunu düzelteyim bir 32 eksi 9'dan 23 olacak. Birisinin uzunluğu 23 bölü 4 oldu. 1'in uzunluğu 9 bölü 4 oldu. Çıkartınca 14 bölü 4 yani 3 buçukmuş arkadaşlar. D şıkkı. Bu soruda hangileri olabilir diyor arkadaşlar bu görüntülerden. Önce benim şu dikkatimi çekti. 10 ve 17, 6, 8, 10, 8, 15, 17. Buraya 8 dersem. Buraya 6, buraya 15. Aslında hani açı da önemli orada. Tan alfa lazım olursa 8 bölü 6'dan 4 bölü 3 olabileceğini de bir kenarda tutalım. Şimdi e, böyle yerleştirirsem bu 6, bu 8 dersem 6, 8, 10'dan evet bu olabilir gerçekten. Bu arada demin söylediğim gibi tan alfa 4 bölü 3 şartına da uydu. Yani bu açı buraya uygun görünüyor. Sonra burası 6, burası 8 dersek hakikaten 6, 8, 10 üçgeninden ve 8, 15, 17 üçgeninden uyuyor. Bir problemimiz yok. Böyle 6, 8 ve 10 dersek buraya da açıyı yerleştirirsek tan alfa 4 bölü 3 olmalıydı. Ona uygun olacak şekilde 10 artı 11 de 21 oldu. Bu da oldu. E şıkkı. Direğin boyu 10 birim yukarıdaymış. Yani şey 6 birim yukarıdaymış. Buraya 6 dersem buraya A derim. O zaman direğin boyuna 6A dersek 6 artı A dersek burası 6 artı A. Şurası A oldu bilmiyorum. Aradaki mesafe 18 birim. Hangi üçgen var böyle? Ee, A 6 artı A 18 8, e bir düşüneyim bir durdurup. 18, 24, 30. Evet oluyor bak. 3'ün altı katı, 4'ün altı katı, 5'in altı katı. Olmasa mecburen pisagor yapardım da onu üşendim. Allah'tan aklıma da geldi. A 24 oldu bakın. Şimdi buranın 24 olduğunu biliyorum. Ve parçalar hani böyle parçalanmış bakın. Şöyle harf vereyim. F, K ve K. E, burada da şuraya L diyeyim. L A parçaları tam sayıymış hipotenüsü tam sayı olan ve burası da 24 olan hangi üçgenimiz var? 7, 24, 25 var bir tane. Ama ondan da büyüğü var biliyor musunuz? 10, 24, 26. O yüzden 7, 24, 25 alırsanız 7 A cevap şıkların, hocam niye 11 yok dersiniz. Ama 10'u alırsanız buraya kırılan parça 26 olur. Böylece 10 olduğu için buraya da ne kalır bakın? 8 birim kalır değişik. Oradaki o ince nokta bir ekleme yapacağım. Eğer yapamadıysanız bir durdurup isterseniz tekrardan deneyin o yüzden. Sağ ve sola bulunduğu konumdan, bulunduğu noktadan en az 24. Yine burada bulunduğu noktadan en az 24. Yani şu 6 birimi kullanmayacağız arkadaşlar tamam mı? Onu söyleyeyim. Yerden 6 birim yükseklikte ama bize orada söylediği daha doğrusu söylemek istediği yerden değil... Bulunduğu noktadan en az 24 birim yukarıda olması tamam mı? Böylece kafanız karışmasın. Buna göre bir daha bir deneyin bakalım. Şimdi soruda ne demiş? 36 birim uzunluğunda bir kamyon var genişliğinde daha doğrusu ve gişenin tam ortası bakın böyle. Ee, bu da yine tam gişenin tam ortasından geçiyor. O zaman arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Normalde bu bariyer tam böyle gişenin ortasında şöyle duruyor. Bunun uzunluğunu bilmiyorum. E, araç da tam ortada durduğuna göre aracın tam ortası kaç birim olacak burası? 36 olduğu için 18. Şimdi ben şu bariyerin toplam uzunluğuna A dersem burası ne olur arkadaşlar? A eksi 18 olur değil mi? Bariyerin buradaki uzunluğu da ne gelir? A gelir. Ne kadar yükseldi bulunduğu yerden? 24. O zaman bak böyle bir üçgen çıktı. A, A, eksi 18 ve 24. A buradan ne olacak o zaman? 25 değil mi? 7, 24, 25 üçgeni oluyor hakikaten. O zaman burasının uzunluğunun 7 olduğunu gördük. Bariyerin de bunun 25 olduğunu gördük. İkinci durumda 25. Ve yine tam araç ortadan geçiyor. Aracın uzunluğu ne? 10 birim. Şimdi aracın uzunluğu 10 birim olduğu için başlangıçta 25 birimdi ya. Bariyerin o zaman şu kısmı ne oldu? Bariyerin bu araca olan uzaklığı 25 10'dan 15 oldu. Dikide böyle üçgeni kullanırsak dik üçgeni 15-20-25 üçgeninden artık bulunduğu yerden 20 metre yukarı çıkması gerektiğini gördük. E şıkkı. Burada kasa kapağının uzunluğu Y birim verilmiş. Şu markete yerleştirmesi için denmiş ki bu köşesi. Şöyle göstereyim bakın e, rengimle. Şu kasa kapağının tam böyle ucu bu köşeye değmeliymiş. Yani böyle duracak tamam mı? Tabii böyle de durabilir artık hani duruma göre ama. Sonuçta köşesi kesinlikle şu Köşeye değmeli. K diyelim bu köşeye. O zaman burada hangileri olabileceğini soruyor bize. Şimdi bakalım K köşesinde gösterelim biraz büyütelim şurayı. K köşesinde X'in uzunluğu 12 olursa o zaman şöyle yaptığım zaman şu yükseklik sabit değişmiyor hiç 5 birim. 12'den 5 çıkarsa burasının uzunluğu 7 birim olur. Şura 30'u da silelim ki hatta onu bir beyazla kapatayım. Sonuçta o e, uzunluğu birazdan ona göre halledeceğiz çünkü. 7 birim oldu. Şimdi burası bilmiyoruz soru işareti. Devamında y'yi 25 vermiş. O zaman 7, 24, 25'ten bunun 24 birim yakın olması lazım. Bu marketin şu k köşesine. 24 birim olması için başlangıçta 30 birim uzaklıktaydı. 24'e geldi. Demek ki 6 birim yaklaşması gerekiyor. O zaman birincisi doğru arkadaşlar. İkincisini de bu mantıkla şöyle kenarda dik üçgen çizerek yapayım o zaman artık. Bakın ikinci durumda x ne olmuş? 10 birim. x 10 birim olduğuna göre şuna dikkat edeceğiz. Bakın yine şöyle bir dik üçgen. 5 olduğu için buraya 5 kaldı. Burada da göstereyim bakın. Sonra bu köşeye olan uzaklığı kaç verilmiş? Y birim. E, 13 verilmiş. O zaman burası 13 oldu. Bu 12 oldu. Şimdi normalde bunun uzaklığı 30 birimdi. Son durumda kamyonun şu uzaklığı L olsun şurası. L'nin buradaki K'ya uzaklığı ne geldi? 12. O zaman başlangıçta 30 santimdi. Ne kadar yaklaştı? 18. Bu olmadı bakın 17'ymiş. Son duruma gelelim artık. Son durumda da x 13 demiş. O zaman şöyle çekersek yine 13 eksi 5'ten şu uzunluğumuz ne olacak? 8 birim. Şimdi köşesi buraya yine değiyor. Buranın uzunluğuna verilmiş 17. 17 olunca şuraya ne kaldı? 15 birim. Başlangıçta 31 birim mesafedeydi. 15 birim kadar yaklaşmış. Demek ki 15 birim oldu. O zaman burası da doğru geldi. 1, 3. Yani cevabımız D şıkkı. Ali kapağında dikdörtgen biçiminde 3 bölmesi bulunan oyuncak dolabına önce birinci bölmesi dolapla dik açı yapacak biçimde açtığında şekil 1. 1 ve ikinci bölme doğrusu olup A köşesi zemine değecek biçimde açtığında şekil 2'deki gibi konumlanmıştır. BC eksi CD 1, ED 1, A üstü E 25, A 2 üstü C 21 mi olduğuna göre A ve A 2 üstü arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. Şimdi şöyle büyütelim isterseniz şekle odaklanmak için. Dik üçgene dikkat edeceğiz. Buradaki uzun, şu hatta kalemimde iyice küçülteyim. Şimdi bakın şu ED'ye 1 demiş tamam mı? D'ye 1 dedikten sonra biz E'ye a diyelim o zaman CD'nin uzunluğu a artı 1 BC de bundan bir birim fazla diyordu o zaman bc'nin uzunluğu da a artı 2 olacak şimdi burada bir dik üçgen oldu kenarda da göstereyim bakın şu e noktasından itibaren a a artı 2 daha ne yapar 2A artı 2 yapar sonra şurasının uzunluğunu bilmiyoruz oraya bir x diyelim Burasının uzunluğu da ne verilmiş? Ee, bize soruda 25 verilmiş. Bu bir. İkincisi bir bilgi daha var arkadaşlar. Şimdi biz burada b, ne dedik? a artı 2 dedik. a, ne demiş olduk? x demiş olduk. Şimdi soruda diyor ki şu kısım yani a, c. Yani a artı 2. Hatta orada biraz kalemi kalınlaştıralım artık. Burada da şu kısım yani a artı 2 artı x de neymiş? 20. Sonuçta o kapağı açtığımız kısım. Böylece ben x gördüğüm yere 18 eksi a yazabilirim. Burada da 18 eksi a yazınca 25 2 a artı 2. Şurayı da kalınlaştırayım artık. 2 a artı 2 neyi hatırlatıyor bana? 7 24 25'i. a'ya 11 vereceğim. O zaman gerçekten bakın burası 7 olacak. Burası 24 olacak. Burası 25 olacak. Şimdi artık a'yı 11 bulduğuma göre. Son durumda benden ne istemişti bu? Bu A2 üssü ile bu A üssü arasındaki mesafeyi tamam. O zaman size şöyle bir hareket yapayım şurada. Yandan baktığımızı düşünelim. Bakın şimdi. A üssü burada. B burada. Yandan bakıyorum tamam mı? Şuradan. Ee, böyle bakınca neye bakacağız? Artık A üssü B, e, X demiştik ve 18-A demiştik. Burası 7 birim. Sonra... E, buradaki BD'yi bulmam lazım. BD içinde ne diyeceğim? A artı 2 A ve A artı 1. O zaman 22 artı 3'ten 25 olacak. Bakın A'yı 11 bulduğumu unutmayın. O zaman burada A artı 2 13. A artı 1 12. 13 12 daha 25. Sonra ileride bir yerde A2 üstü duruyor. Bu arada CD'yi 12 bulduğumuz için A artı 1'di ya. Şurası bakın. E, böylece 12 20 D 2a üstü de 16 olmuş oldu. Buranın tamamı arkadaşlar şu an 16 birim. Şöyle diki çekeceğiz. Burası 7 birim. Buraya 9 kaldı. Buraya 25. 625 artı 81'den kök 706 oldu. Biraz bu yorucu ama güzel sorunun cevabı. Bu soruyu izlemek için geldiyseniz şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Sayıları arkadaşlar değişmiş. Bir daha isterseniz buna göre uğraşın belki yaparsınız. AH 5 birim, AB 12 birim ve AC'de 7 birim arkadaşlar. Buna göre bir daha bir deneyin. Şimdi yine de şu an yapamadıysanız birlikte bakalım. Şimdi artık uzunluklar yardımıyla bu verdiğim bilgilere göre bir birlikte bakalım isterseniz. Ben de soruyu düzelttim. Ona göre bakacağız şimdi. T, D, B. İki tane ikiz kenar üçgen çözeceğim burada bir nevi. Çünkü D döndürdüğümüz zaman uzunluk değişir mi? Hayır. Tabii ki uzunlukları bir eşit olduğunu gösterdik. Şimdi normal geri çekeyim. Buradaki T A noktası dursun. Şöyle C noktası. Soru bize ne demiş? AB e, 12, AC 7. O zaman şuraya 7 yazalım, buraya 5 yazalım. Sonra A'nın şöyle bir H noktası vermiş. A AH'ın 5 olduğunu söylüyor. Sonra bize bir bilgi daha vermiş. HD'de de 13 demiş. Şimdi ikizkenar üçgen ya sonuçta döndürdüğümüzde TD ile TB aynı uzunluk. Ben şuraya A desem toplandığı zaman burası A 12 olduğu için burası da A 1 olur değil mi? Şöyle bakın bir dik üçgen çıktı. A sonra A 1 ve 5. Bu da bize neyi anlatıyor? 5 12 13 üçgenini anlatıyor. Demek ki A buradan 13'müş arkadaşlar. Geliyorum ikinci durumda. Biraz daha açayım hani abartılı göstereyim. Şimdi ikinci durumda yine uzunluk TD ve buradaki TB tabii ki değişmeyecek çünkü aynı uzunluk. Durumumuz ne oldu? 13 7 5. Yani toplamda 25 birimmiş. Burası 25, burası da 25 şimdi. Bakalım yine aynı uzunluklarımız burada duruyor. C sonra T, e, D'nin C'ye olan uzaklığı böyle bir dik uzaklık. CB arkadaşlar kaç birimdi? A, C, 7 olduğu için 5'ti. O zaman bak burası 20. Şimdi 20 25 burası ne oldu? 15. C'nin D'ye D'nin C'ye uzaklığı 15 birim geldi. Önemli bir yorum. kenar üçgen yorumu. İkizkenar üçgende eşit kenarların yükseklikleri aynıdır. Yani B'den de dik indirdiğiniz zaman B'nin de TD'ye uzaklığı aynı olacak. Bu ikizkenar üçgen özelliği orada da göreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde B'nin de o zaman TD'ye olan uzaklığı yani çerçeveye olan uzaklığı yine değişmeyecek. 15 gelecek C şıkkı. Burada ben şöyle düşünürüm. Bu araba 11 birim genişliğinde, kalınlığı önemsiz bariyerden geçecek. Yüksekliği de 4 birimmiş. Şimdi neye dikkat edeceğiz? En fazla 45 derece açılıyor. Bak ben şöyle düşünürüm. Bu araba şöyle hani dayayalım iyice tamam mı? Buraya tabii ki sürtmeyecek de maksat olayı anlamak zaten. Genişlik kalıyor mu? Şimdi ben bu arabayı tam böyle buraya yakınlaştırırsam geçemeyecek hale getirirsem bir de bunu böyle yaparsam bakalım ne oluyor? Şimdi bunun genişliği kaç birim? Ee, kendi söylemiş 5 birim. O zaman buraya ne kalır? 5 birim kalır. Sonra şurası ne? 6 birim değil mi? Yüksekliği 10 olduğu için. Şimdi arkadaşlar bakın bu bariyerin buna değmemesi için ki değdiğinde bile fark ettiniz mi? Şu açı alfa tan alfa 6 bölü 5 yani birden büyük yani 45 dereceden büyük. O zaman 45 dereceden büyük olduğuna göre değdiğinde bile 45 dereceden büyük kalıyor. E bu en fazla 45 derece açılıyor. Demek ki bu bariyer bak buna böyle vurur geçemez. Gelelim ikinciye. İkincide de şimdi yükseklik 7 birim. Yine dediğim gibi hani böyle tam ucu ucuna geçecek şekilde düşünelim. Öyle bile geçemiyorsa zaten geçemez. Yükseklik burada da yine ne kaldı? Yukarıya 4 birim kaldı. Çünkü ilk yüksekliğimiz şurada 4 birim. Şimdi geldim buraya 4 burası. E, 7 birim olduğu için buraya yine 3 kaldı. Bakın arkadaşlar pardon yükseklik şeymiş 7'ymiş. O zaman burası 3 oldu. Sonra genişliğe bakalım. Burası 8 buraya da 2 kaldı. E arkadaşlar genişliği 8 olduğu için 10 olduğu için buraya 2 kalınca yine bak. Tan alfa ne oldu? 3 bölü 2 yani 1 bölü birden büyük tanjant 45 birdir arkadaşlar. 45 dereceden büyük açılarda da tanjant birden büyük olur. O yüzden burada da tan alfa 3 bölü 2 ve birden büyük olduğu için değdiğinde bile 45 dereceden büyük açı yapıyor. O zaman bu 45 dereceden daha küçük açıldığı için yine bakın arabaya vurdu geçemedi. İkinci de böyle gitti. Son duruma bakalım şimdi. E, arabayı yine böyle buraya tam neredeyse yaslanacak şekilde yapalım. Şimdi bunun genişliğine 4 birim. Tamam. Şuraya ne kaldı? 5 birim ka e, 6 birim kaldı pardon. Çünkü genişlik 10 birimdi. Sonra 9 birim olduğu için burası da 5 oldu. Böyle oldu. Bakın şimdi burada problem olmadı. Neden? Buraya beta dersem tanjant beta 5 bölü 6. Yani ben bu arabayı tam ucuna getirdiğimde bile hala 45 derece açma hakkım var. Yani ben bu bariyeri 45 derece açsam demek ki bu arabaya değmeyecek. Bu yüzden arkadaşlar sadece 3. araç geçer C şıkkı.